dedik. Hatırlarsanız vecihut talibi cemilun. ikinci üçüncü derste bahsettik. Adamın yüzü güzeldir. Normal bir isim cümlesi. Adamın yüzü güzeldir. E, efendim et talibu yecmunu vecuhuhu adam güzeldir yüzü. Allah'ım bunu nasıl tercüme edeceğiz şimdi? Çünkü et talip özne. Yecmunu vecuhu terkibindeki vecuhuhu o da özne iki tane özne yukarıda nasıl tercüme edeceğimizi anlattık artık. Yecmulu ve talibi der gibi adamın yüzü güzeldir diyeceğiz. Şuradaki yecmulu yerine cemilun diyebiliriz. Et talibu cemilun ve Peki ne olur? Ve nasıl ki yecmulunun faili ise cemilun ve dediğimde de ve Cemilun sıfatı müşebbesinin failidir. Efendim e, fiilimsi fiili gibi cümle öge sarır. Ama et talibu cemilul veçi terkibine baktığımızda çakma izafet var burada. Adam güzel yüzlüdür. Adam yırtık elbiselidir. Cemilul veçi. E, efendim. Ecilisu ma talibin. Bir öğrenciyle birlikte oturuyorum. Yecmulu vecuhuhu. Yüzü güzel. Yecmulu vecuhuhu yerine yecmulu kelimesini kaldıralım. Dengini koyalım. Sıfatı müşebbihesini. Tabi yecmulu e, burada niye dammeli? Efendim fiil cümleleri dış müdahaleye kapalı ya. Yecmulu'nun dengi ne? E, bu lazım bir fiil. Lazım fiillerin ismi, faili, sıfatı, müşebbeheleridir. Genellikle. Her lazım fiilin değil de. E, efendim. E, o zaman. Cemil kelimesi bunun dengidir. Ecilisu ma talibin. Cemilin. Vecuhuhu. Niye cemilin diye kesraladım? Çünkü cemil, talip kelimesinin sıfatı. Sıfatı. E, cemil bir isim mahallen e, ihrap edilmez. Nafsen ihrap edilir. Cemil talibin sıfatı olduğu için mecrur olur. E Yecmulu, bu mahalle mecrurdur. Peki vecuhuhu nedir? Efendim yecmunu fiilinin failidir. E, peki buradaki vecuhuhu ne? O da Cemil'in na, e, failidir. O yüzden verfi olmuştur. Efendim Cemil kelimesi yecmuluya denktir. Sıfatı müşebbe lazım malum çatılı e, muzarif ile denktir. Ecilüsü mal talibin cemilil veci dersek ne olur? Ha cemilil veci çakma izafet. E, çakma izafetin bir özelliği neydi hatırlarsanız e, yine 5. ya da 6. derste görmüştük. E, efendim marifeye muzaftır ama nekradır. E niye nekra? Hani marifeye muzaaf olanlar da marifeydi. Onlar hakiki izafette, gerçek izafette. Bu çakma çakma. Orijinal değil. E, kitaplar lafsi izafet başlığı altında konu edinir. Cemilil veçi güzel yüzlü demek olup nekradır. O sebeple zaten nekra olan talip kelimesinin sıfatı gelmiştir. Güzel yüzlü bir öğrenciyle birlikte oturuyorum. Et talibu yektubut derse. Öğrenci dersi yazıyor. Efendim bu emsile bina maksud onlara okuyanlar hani e, şey der ya Nasara yansuru fe huve nasurun fedelike mansurun gibi. E, aslında orada da bir denklik ifadesi ön plana çıkarılıyor. Efendim et talibu yektubu derse öğrenci dersi yazıyor. Bu cümleden anlaşılan nedir? Fettalibu kâtibun. Öğrenci yazandır. Et mektubun. Ders yazılandır. Evet. Kâtib ismi fail. Mektub ismi mevfuldur. Semi'a Hasanun aliyyen. Hasan Ali'yi işitti, duydu. E bu cümlede kim ne? E, Hasanun Semiyun, Hasan duyandır. Aliyun, mesmun. Ali duyulandır. Dinle efendim, işitilendir. Arkadaşlar biz burada e, fiil ile özne arasındaki ilişkinin ismi fail nesne ile fiil arasındaki ilişkinin ismi mefulle ifade edileceği mesajını vermeye çalışıyoruz. Bakın bu da çok önemli. Kitaplar ayrıntılı olarak bunu yazmıyor veya farklı şekillerde ele alıyor. Bakınız. Özne ile fiil arasındaki ilişkiyi ismi fail, nesne hatta nesne demeyelim, nesneler ile fiil arasındaki ilişkiyi ismi mef'ul kalıplarıyla ifade ederiz, anlatırız, anlatırız. Bir Türkçe bilgi vereyim. <laughs> Ali akşam öğrenmek için kitabı okudu. Hatta kitabı ağlayarak okudu diyelim. Şimdi burada Ali akşam öğrenmek için kitabı ağlayarak bunların hepsinin okudu ile bir ilişkisi var. Peki Ali ile okudu arasındaki ilişki nedir? Öznelik ilişkisi. Bakınız Ali ile okudu arasındaki yani okudu demeyelim de okumak diyelim hadi. Okumak arasındaki ilişkinin yönü öznelik. Peki akşam ile okumak arasındaki ilişkinin e, yönü ne? Zaman zaman. Yani buradaki Ali Ali okuyan ama e, akşam ne? İçinde okunan zaman. Peki devam ediyorum. Öğrenmek ile okudu arasındaki ilişki ne? Sebep ilişkisi. Sebep. Yani burada öğrenmek nedir? Kendisi için okunan kitabı. Hmm. Kitabı ile okudu arasındaki ilişki nesneli ilişkisidir. Demek ki burada kitap okunan. Peki ağlayarak ile okudu arasındaki ilişki ne? Hal ilişkisi efendim. okunurkenki okunurken ki e, efendim e, hal içinde bulunulan hal okunurken ki içinde bulunulan hal durum dur. Şimdi burada birçok öge var. Türkçe bu ögeleri söyleyebilirsiniz siz. Hepsi de okuduğu tamamlıyor. Şimdi Ali ile Okuda arasındaki ilişkiyi ismi failli ifade ediyoruz. O yüzden ne diyoruz? Ali okuyandır. Efendim özne dışındaki tüm ögeler ile fiil arasındaki e, ilişki Arapçada e, Türkçeyi siz araştırın ismi meful ile ifade edilir. İsmi meful ile ifade ediyoruz. Mesela Ketep tut derse Sabahan Lil imtihani Atıyorum. E, dersi sabah imtihan için yazdım. Burada ben kimim? Yazanım. İsmi fail bak. Ene tip. Peki ders kim burada? Ders kim? Ha, yazılan meful yani kef te, maddesini kullanırsak mektup mektup peki sabah nedir buradaki sabah sabah efendim mektup fi içinde yazan içinde yazılan demek niye fi ekledim çünkü bu meful fi ögesi peki lil imtihan ne buradaki imtihan nedir İmtihan nedir? İmtihan mektup li'acli ya da leh'dir. Niçin li'acli dedim? E çünkü mefhul li'acli görece. Bakın. Sefer tu ile İzmir. Burada ben kimim? Ene musafir. Ben yolcuyum. Peki İzmir kim burada? Kendisine seyahat edilen. Peki bunu nasıl anlatacağım? Musa musafir İley. Niçin ile kullandım? E şurada ile var. Ha burada İzmir mühendisi olduğu için ileyhe diyoruz. Müsafer he kendisine seyahat edilen. Efendim Arapçada e, direkt nesneler var ya şu et ders direkt nesnedir. Meful bih sarih. Bu meful bih sarihler sadece mef'ul kalıbına konulur. Yani ismi meful. Harfi cersiz. Bunun dışındaki tüm ögeler harfi cer ile ifade edilir. Eğer zaman meful fi ögesi ise mektub fi. Meful li ögesi ise mektub li Eğer hal ögesi ise yine mektub fi gibi. E, efendim karşılık bulur. Zaten harfi cer varsa e, efendim İsmi meful kalıbı ile birlikte o harfi cer e, kullanılır. Mesela keteptu bil kalemi. Keteptu bil kalemi. Buradaki kalem nedir Allah aşkına ya? Kalem nedir buradaki kalem? Derken bunu açıklarken şöyle diyoruz. Mektup bihi diyoruz. Niye bihi getiriyoruz? Kalemin başında bihi olduğu için kendisiyle yazılan demek. Evet. Ee, bu uzun bir konu. E, ee, i̇nşallah faydalı olmuştur. Sadece şunu söyleyeyim. Özneyi ismi fail kalabıyla ifade ediyoruz. Geri kalan tüm ögeleri ismi meful kalabıyla anlatıyoruz. Eğer mefulün bir ise sadece harfi cersiz ismi meful kullanıyoruz. Onun dışındaki tüm ögeleri ya da harfi cerli nesneleri ismin e, efendim ismi meful kalıbından sonra harfi cerle anlatıyoruz. Bunun örneklerini göreceğiz. Ene kâtibun risâleten el âne fî saffi kiyen Ben şimdi sınıfta ağlayarak bir mektup yazıyorum. Kâtibunun mektubuya denk olduğunu yukarıda söylemiştik. Şu an benim amacım bu denklik ifadesini ifade etmek, anlatmak değil. Ben başka şeyler anlatıyorum şu an. Ögelerle fiil arasındaki ilişkinin yönünü anlatıyorum size. Bu cümlede ben kimim? Ene ismi fail. Mektup ne? Er risaletu mektubetun. Mektup yazılan. Bakınız. Ve risale kelimesi direkt nesne. Harfi cersiz nesne mefulun bir sari. O yüzden ismi meful kalıbına koyuyorum. Sadece erisaletu mektubetul. Peki sınıf ne? Arkadaşlar sınıf harfi cerli gelmiş. O zaman esnafu mektubun fihi diyoruz. Sınıf içinde yazılan yerdir. E, efendim. Selleme esatizetul camiati alettullabi ve talibati fissabahi min nafizetil kulliyeti. Üniversite hocaları sabah fakültenin penceresinden erkek ve kız öğrencilere selam verdi. Burada üniversite hocaları kim? Bakınız fail ya. İsmi fail kalıbına koyuyor. E, selam verenlerdir diyorum. El esetiz etu müsellimune. Buradaki el esetiz erkek hocalar. Taim Erbut'a sizi yanıltmasın. Buradaki hocalar selam verenler. Peki buradaki erkek öğrenciler kim? Kendilerine selam verilenler. O yüzden Et-tullebu müsellemun aleyhim diyorum. Müsellemun aleyhim. Burada müsellem ismi mefulnü harfi celli gelmesi durumunda sadece tekil ve müzekker kullanıyorum. Bunun sebebi nedir? diye aklına ee, gelenlere şöyle bir açıklama yapayım. Bilenler için söylüyorum. Buradaki aleyhim şibit cümlesidir. Müsellem kelimesinin ki ismi mefuldur. Naibi fail olduğu için. Şibit cümlesi naibi fail. E, o zaman fiil tekil müzekker çekimlenir. Çünkü şibit cümlesinin zamir değeri tekil ve müzekkerdir. İçinde ne kadar mühennes, müzekker, çoğul falan geçerse geçsin tümü tekil ve müzekkerdir. Müsellem fi, e, fiilimsidir. Aleyhim naim failidir. Ve talibetu müsellemin aleyhinne. Bakınız harfi cerden sonra gelen bir yapıdan bahsederken isim meful kullanıyorum. Harfi ceri de arkasına getiriyorum. Ve ismi meful yapıdaki bu müsellem müzekker tekir olarak çekimleniyor. Peki ama kendisinden bahsettiklerim e, bayan işte ala harfi sonra onların e, zamirini koyuyoruz buraya. Aleyhinne şifir cümlesidir. Bir bütün olarak müsellem kelimesinin naif failidir. Her neyse bunun anlamı kız öğrencileri kendilerine selam verilendir. Es sabah nedir peki buradaki sabah nedir? Es sabahu müsellemu fih. Sabah içinde selam verilen zamandır. İçinde zaman içinde selam verilen. Bakınız fiili yapı olduğu için kullanıyorum. Ha fi olmasaydı bile meful fi ögesi olduğu için zaten Allah'ım ya Bak meful meful fi derken bile aslında şu an anlattığım konudan bahsediyorum. Bakınız meful leh diyorum. Meful leh. Yine meful kelimesini isim meful kalıbında kullanıyorum ve tekil müzekker geliyor. Şuradaki lehu isterse lehum olsun, isterse lehe olsun. Hep meful müzekker olarak kalır. Meful fi ne demek biliyor musunuz? Eylemin içinde yapıldığı yer, zaman demek. Meful leh ne demek biliyor musunuz? eylemin kendisi için yapıldığı sebep demek. E efendim en <laughs> nefisetu pencere ney? Kendisinden selam verilen. Min ile kullanmış ya. En tu müsellemun minhe. Niye müsellem tekil ve müzekker geldi? Valla 5 dakikadır onu anlatmaya çalışıyorum. İsmi mefulden sonra gelen bu şibit cümlesi yapı. Bunun naibi faili olduğunda şibit cümlesinin zamir değeri tekil ve müzekker yani huvedir. O yüzden fiilimsi e, ya da fiil bile olsa e, efendim, müzekker tekil, çekimlenir. E, efendim. El-müsellemü el aleyhim. Evet. Şimdi yukarıda müsellem kelimesinin ismi meful olduğunu söyledik. Tamam. E, ismi meful neye denkti? Meçhul çatılı muzarifiyle denkti. Tamam. Burada el takılı olduğu için el-müsellemu aleyhim bunu dikkate alacağız. El-müsellemu aleyhim ne demek? Kendilerine selam verilenler. humut bu, erkek öğrencilerdir. El-müsellemu aleyhinne kendilerine selam verilenler hunnet-talibatu kız öğrencilerdir. Buradaki hum sonraki hunne Fası zamiridir. E, efendim. Peki el müsellem niye burada müzekker ve tekil çekimleniyor? Çünkü aleyhim ifadesi müsellem ismi mefulunun naif failidir. Aynı durum aleyhi, aleyhinle içinde e, el müsellemu fihi minhe içinde geçerlidir. Bu harfi cerli yapılar kendisinden önceki ismi mefullerinin naib failidir. O yüzden el müsellem hepsinde tekil ve müzekker gelmiştir. Şimdi bunun denkliğinden bahsedeceğim. Kitap vermemiş iyice karıştırmamak için zihninizi. E, ama ben burada vermek istiyorum. El o, bunun dengi nedir? Efendim müsellem kelimesinin dengenin yüsellemi olduğunu artık bilmişsinizdir. Peki Ellezi yüsellemu dersek ne olur? E bunun dengi olur. El takısıyla Müslim, müsellem kelimesini marife yapıyorum. Ellezi ile yüsellemu'yu marife yapıyorum. Fakat el müsellemu aleyhim dediğimde tümüyle kendilerinden bahsedilen çoğul ve müzekkerdir. Nitekim yüklememizi ettullab şeklinde getirdim. Demek ki el müsellem aleyhim kendilerine selam verilenler çoğul kişi. Bunun dengi nedir derseniz ellezine yüsellemu aleyhim demektir. Ellezine yüsellemu aleyhim kendilerine selam verilen demek. Bu çerçevede el müsellemu aleyhinne'nin dengi nedir dersek e efendim bunun da dengenin allati Yüsellemu Aleyhinne olduğunu belirtebilirim. Belki size ağır gelebilir ama bazı e, temel bilgi sahibi olanlar bunu anlayabilir. Burada aleyhinle ifadesinin naif, fail olduğunu belirteyim. Buradaki aleyhim ifadesi naif faildir. aleyhinle naif faildir. Peki niye Yusellemo tekil ve müzekker çekimleniyor? Efendim şibit cümlesinin zamir değeri huvedir. Tekil ve müzekkerdir. E, fiil e, aleyhim naif fail e, o zaman ona göre çekimlenir. Müzekker. Şimdi anlamasanız da ileride anlarsınız. Yecibu aleyke. Şimdi masların önemine efendim, sarih mastar ve mövvel mastar birbirlerinin yerine kullanılmasına örnekler vereceğiz. Yecibu aleyke. Gereklilik kipini açıklarken bunu söylemiştik. Yapmalısın. Yani sana şu düşüyor şu senin için vaciptir. Yani yapmalısın melimalı. gerekli gereklilik gibi. Daha önceki derste tabi olumlu mastarlara örnek vermiştik. Şimdi de olumsuz mastarlara örnek veriyoruz. Efendim, Drasetun okumak demek ise okumamak ademut draseti şeklinde ifade edilir. Sarih mastarı olumsuz yapmanın yoludur bu. Okumamak. Peki, en ye okuması. Peki okumaması hmm, o zaman ella ye Bu da müevvel olumsuz mastar. Müevvel mastar ama olumsuzu. Bunların birbirine denkliğinden bahsedeceğiz şimdi. E efendim. Demek ki etrasenin denge. Ee, en yedruse, adem-i dengi, el la yedruse gibi. Tabi yedruse farklı zamir çekimlerine e, efendim, maruz kalabilir. Yecubu aleyke el la tegude seyyareteke bi hadi surati. Arabanı bu süratle, bu hızla sürmemen lazım. Sürmemelisin. Daha önceki derste yecibu aleyke en tekude seyyaretike demiştik. Arabanı sürmelisin. Şimdi ise sürmemelisin. Ella tekude seyyaretike. Mesela yecibu aleyke ella tekruce mine saffi. Sınıftan çıkmamalısın. Yecibu aleyke ademu kıyadeti seyyaretike bi hadi surati. Bu da bakınız müevvel mastarın Sarı mastar olumsuz karşılığıdır. Ella de ademi kıyadeti seyaretike. Arabanı bu hızda sürmemelisin. Uhavülü en etekelleme. Konuşmaya çalışıyorum. En etekelleme yerine sarih mastarı kullanabilir. Uhavülü tekelleme diyebilirsiniz. İstetahtu ene tekelleme. Konuşabildim. Mövvel mastarla ifade ettik. İsterseniz istetahtu tekellüme Sarı mastar kullanabilirsiniz. Ha, mövvel mastar kullanmanızı tercih ederim. Çünkü havele yuhavil muhaveletun nesnesini mastar olarak alan çabalamak, gayret etmek anlamında bir fiil. İstata güç yetirmek, Türkçe'de ebilmek ekiyle tercüme edilir. Bu da mastarını, şey nesnesini mövvel mastar olarak ya da sarı mastar olarak ama mastar olarak alan bir fiil. Ha sarı mastar e, burada ve burada olduğu gibi ha mövvel mastar. Mövvel mastar olarak kullanımı daha şık e, ve daha böyle Hmm, şey yaygın efendim. Fakat sarı maslar kullanman e, hiç kimse engel olamaz.